Türkiye Dil ve Edebiyatları'nın Erzurum Şubesi'ni Erzurum Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle yapmış olduğu programların ikincisi bu. İlki 3 Temmuz günü bu kitapta geçen öyküleri mekanlarında canlandırdık, hocamızdan dinledik. Hikaye Ilıca'da başlıyor ama biz Erzurum'a giriş kapısı olan İstanbul Kapı'da programlarımızı başlattık. Tabii Erzurum Kongresi'nin 100. yılı, 100 yıl sonra 200. yılı olacak. Yani 100 yılda bir gelen bir tarihteyiz. Cumhuriyeti kuran şehirlerden biri olmak hakikaten bütün Erzurumluların iftihar ettiği bir durum. Kitapların öykülerini anlatmam biraz haksızlık olur gibi geliyor bana. Sadece 10 Temmuz'da ne oldu diye ifade edeyim, devamını öyle getireyim. Bulunduğumuz gün itibariyle. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a geldiğinde Ilıca'da karşılandı. İkinci durak yeri içinde bulunduğumuz mekandı. Onun akabinde konakladıkları yer, daha geçen ziyaret ettiğimiz, yolun karşısından görebildiğimiz, içine giremediğimiz, belki basın gücünün tasdikiyle insanların harekete geçmesini belki bir milli mücadele müzesine dönüştürülebilecek konakta konakladılar. Atatürk evi olarak bilinen yere taşındılar. Orası rivayet ya bir Rum ya bir Ermeni tüccarın evi kendisine yaptırdı. Uzun yıllar Alman konsoloshanesi olarak kullanıldı. Akabinde ise Erzurum'un valisi Münir Bey Akkaya, sonradan soy ismini alacak bey tarafından ikametgah olarak kullanıldığı mekandır. Burada Mustafa Kemal ve arkadaşları konakladılar. Beraberlerinde alt katta, üst katta bulunan yerler, yemekhaneleri ve bizim ziyaretimiz sırasında görmediğimiz ama anılarda geçen piyano ve o zaman olmayan, sonradan getirilmiş olan Albayrak gazetesinin basıldığı söylenen matbaa makinesi orada teşhir ediliyor. Orada çok önemli şeyler cereyan etmiş. Biz şunu söyleyelim, 8 ile 9'u arasında Paşa İstanbul'da çok şiddetli tartışmalara giriyor. Samsun'un akabinde başlayan gerginlik, İngilizlerin baskısıyla has safhaya çıkan gerginlik nihai noktaya ulaşmış oluyor. Ve muhtemelen etraftaki arkadaşlarının da fikirleriyle birleştirmek suretiyle Paşa askerlikten istifa ediyor. Kendi ifadesiyle çok sevdiğim askerlik mesleğinden ayrılıyorum diye bildiriyor. Bunun işleyiş biçimi itibariyle baktığımız zaman aynı anda saray paşayı askerlikten azletiyor. Paşa istifa etmiş oluyor. Biraz ben önce ettim, o sonra yaptı gibisinden bir yol izlenmiş oluyor. Onun da Mustafa Kemal Paşa sivil artık. Gitmek için paraya ihtiyaçları var, şiddetli bir biçimde. Peki bu nasıl olacak diyorlar? Diyorlar ki bu kongrenin fikir babası, başlangıç kısmı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Gidelim onlara söyleyelim, bulacaklar. Çünkü onlar bunu taahhüt ettiler. Gidiyorlar oraya. O gençler toplanmışlar ve bunlar girip içeriye diyorlar ki Mazhar Mühit Bey diyor ki para bulacaksınız diyor yani. Paşa ve biz gitmemiz lazım, bizim elimizde bundan fazla bir şey yok. Bunun temini size düşür. Bu defa ateş onların yüreğine düşür. Onlarda da bir şey yok. Çünkü kongre boyunca civar vilayetlerden gelen delegelerin yemeleri, içmeleri, barınmaları kıt kanaat dahi olsa onların halktan topladıkları 3-5 kuruş da olur. Ne olacak, ne bitecek diye kara kara düşündükleri vakitte bir bey giriyor içeriye. Hayırdır çocuklar, nedir bu haliniz diyor. Bu ne böyle? Tereddütten sonra, bir süre sonra diyorlar ki efendim hadise bu. Böyle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim üstümüze bir vazife ama yerine getiremiyoruz. Düşündükten sonra belki çocuklar merak etmeyin diyor. Biraz bekleyin. 2-3 dakika sonra ya da işte bir süre sonra ayrılıp dönüyor. Diyor ki ben emekli bir askerim diyor.
Benim tekaüt param şu kadar, 964 lira. Bir tekaüt param vardır. Alın bu parayı diyor. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Bu devlet kurulursa, imkanı olursa, öderseniz öder, öderse öder, ödemezse helal olsun. Devletin verdiği para bana yeter diyor. Geçelim hocam, giden gitsin, beklemezler. Oturalım burada kalanlarla iyi bir muhabbet edelim.